Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Değerli kardeşlerimiz, Aile Bağları programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kardeşlerimiz, Aile Bağları programında bizler öncelikle aile saadetimizin daha ileri düzeyde olması, dünyanın cennet köşesi mesabesinde olan ailemizin daha güçlü bağlarla bağlanması ve özellikle aile ortamında yetişecek sevgili yavrularımız ve bizim kendi mesuliyetimize müdrik bir şekilde hareket etmesiyle alakalı konulara değiniyoruz. Bu haftaki konumuz da çocukların eğitimi üzerinde anne baba birinci derecede etkili ve ilk öğretmenler olarak sayılıyor. Ama bugünkü konumuz çocuklarımızın eğitim göreceği öğretmenler konusuna değineceğiz. Özellikle çocuklarımızın yaklaşık olarak bir yılın 8 ayı planlı, programlı ve düzenli bir şekilde laik ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir eğitim ortamında eğitim gördüklerini unutmamalıyız. Böyle bir ortamda müfredat daha çok Batı değerleriyle uyumlu müfredattır. Bunu da unutmuyoruz kardeşlerim. Ben bir eğitimci kardeşiniz olarak bu konuda bilgi sahibi olmamdan dolayı siz değerli kardeşlerime bunu aktarmayı da bir görev sayıyorum. Kimi zaman İsveç modeli, kimi zaman Norveç modeli, kimi zaman Finlandiya modeli, Batı eğitim modelleriyle çocuklarımıza gereken eğitim veriliyor. Ve biz öğretmenler de laik eğitim sistemine göre yetişmiş öğretmenleriz. Bu öğretmenlerin bizim çocuklarımıza ders verenleri noktasında hassas olmamız lazım. Özellikle ve öncelikle aile eğitiminin etkisiyle Kur'an ve sünnet terbiyesiyle yetişen çok değerli öğretmenlerimiz vardır. Yüce Rabbim onlardan razı olsun. Bu öğretmenlerin özellikle ilkokul çağlarında ve ortaokulda öncelikle ve özellikle bu iki aşamada bu öğretmenlerin yani değer yargılarına göre yetişmiş öğretmenlerin ki bu ailenin bireysel çabalarıyla ve yetişen öğretmenlerin özellikle kendi ferdi gayret ve çabalarıyla yetiştiklerini unutmamalısınız. Çünkü esas devletin eğitim amaçları içerisinde yetişen öğretmenin laik ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olması şarttır. Böyle olmadığı zaman devlet düzeni ve eğitimin amaçları noktasında istenen düzeyde değildir. Dolayısıyla biz inananlar olarak öncelikle öğretmenlerimizin dindar bir öğretmen olması, inançlı bir öğretmen olmasını önemsiyoruz. Çünkü biz Müslümanız. Ve biz Allah'a kulluk görevi ile dünyada bir sorumluluğa sahibiz. Daha önceki derslerimizde kullukla ilgili, kulluk bilinciyle ilgili konulara değindiğim için buraya şimdilik değinme gereğini duymuyorum. Ama sürekli şiarımız olması gereken Yüce Rabbimiz Zariyat Suresi 56. ayette ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve öyle bir aşamaya gelinmiş ki Resulullah Efendimiz'e de dünya ehlinden yüz çevirmesini Yüce Rabbimiz emretmiştir. Biz hem dünyevi ve hem uhrevi bir hakikate mensup bir medeniyetin mensuplarıyız. Bir nizamın mensuplarıyız. Her iki cihanda, her iki alemde de bizim saadete ermemizin gereğidir bu. İşte değerli kardeşlerimiz çocuklarımızı iyi bir şekilde evde, aile ortamında yetiştirme mesuliyetimizi yerine getirirken unutmamamız gereken hususlardan biri de hele hele ilkokul öğretmeni. Hayatta ilkokul öğretmenleri unutulmaz.
Bu öğretmenler nasıl olursa olsunlar, o çocukların onlara benzemesi zor değildir. Çocukların onlara muhabbet beslemesi zor değildir. Çocuklar tertemiz bir fıtratla gelmişler dünyaya ve dünyaya bizlerle, o öğretmenleriyle, çevredeki kendileriyle yakın alakadar olanlarla dünyayı tanıyorlar, dünyayı öğreniyorlar ve dünya ile ilgili, yaşamla ilgili düşünceleri, tefekkürleri şekilleniyor. Bu açıdan öğretmen çocuklarımızın hayatında en önemli faktörlerden biridir, anne ve babadan sonra. Hele bir de anne ve baba yetersiz ise öğretmenin bulunduğu konum çok farklı bir konumdur. Zaten İslam tarihine baktığımız zaman büyük İslam alimleri, müderrisleri talebe yetiştirirken "ey oğulcum" diye hitap etmişlerdir talebelerine. Ve öğretmenin İslam'ın medeniyetinde öğretmenin yerinin bir kere her şeyden önce Peygamber Efendimiz'i örnek alan, model alan, önder olarak kabul eden ve o yüce Resulümüzün Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, o güzel değerleri edinen bir güzel tarafı vardır inanan öğretmenlerin. İkinci olarak, yani öğretmenliğin bu boyutu büyük bir önem arz ediyor güzel ahlaklarıyla varlıkları. İkinci bir nokta, öğretmenler baba konumunda bir öneme sahiptirler. Ve özellikle çocuklara evlatları gibi muamele etme sorumluluğu kendilerinde vardır inanan öğretmenlerde. Onların da çocukları başka bir ortamda eğitim görmekte ve isterler ki onların çocuklarının da bulunduğu diğer ortamlarda aynı muameleyi de görsünler. Tabii ki bir tarafta öğretmenlik, diğer tarafta babalık, öte tarafta da inananların kardeşliğini unutmamamız lazım. Bir kere bütün yaratılanlar Allah'ın kullarıdır. Öncelikle Müslüman bir öğretmenin evrensel bir bakışının olduğu şüphesizdir. Bütün insanlığa faydalı olmak istiyor. Allah'ın Resulü bunun için yaratılmadı mı? Defalarca o Ebu Cehil'in kapısına gitmesinin, o inanmayan o müşriklere tebliğ etmesinin sebebi neydi? O alemlere rahmetti. Yanlış yolda olanları doğru yola davet etme görevi vardı. Dolayısıyla Müslüman öğretmenler bu noktada insanlara öyle tavır takınmazlar. Bir tarafta inandığı hakikati yaşarken inananları kardeşi olarak bilir, evladı olarak bilir, öğrenci ise onlara babalık yapar, öte tarafta diğerlerine de merhamet eder ve onlara hakikati öğrenme noktasında gayret ve çaba içinde olur ve bu noktada gereken cehdi göstermekle mükelleftir. Dolayısıyla bizim öğretmenlerimizin özellikle şöyle hassasiyetlerin olmasında büyük önem vardır. İnanan, ibadet ehli olan öğretmen, çocukları seven, mesleğini seven ve özellikle öğretmenliğini icra ederken çocuklarla diyaloglarında selamlaşan, onların derdine ortak olan, onların sevinçlerine gene de katkıda bulunan, yani sorunları varsa bir tarafta onların sorunlarını çözen, diğer tarafta da onların başarıları varsa başarılarına başarı katan gayretler içerisinde olması fevkalede önemsenmesi gerekiyor. Öğretmenin liyakatlı olması, vicdanlı olması, ahlaklı olması, düzgün konuşması, anlaşılır bir dille konuşması ve bunun yanında özellikle sürekli okuma gayret ve çabası içerisinde olması, günceli takip etmesi ve Müslümanların derdiyle dertlenmesi bir öğretmen için güzel şiarlardandır. Zaten bizler herhangi bir okula çocuğumuzu götürdüğümüz zaman eğer öğretmenini önemsemiyorsak, okul yönetimini önemsemiyorsak çocuğumuza karşı büyük bir saygısızlık yapmış oluruz değerli kardeşler. Hasreten
Biz böyle yaz ayı içindeyken çocuklarını daha yeni ilkokula kaydeden veya çocukları birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta olan ilkokulda genellikle öğretmenler nadiren değişir. Tayini çıktığı takdirde yerine biri gelir. Her yıl öğretmen değiştirilmez. Ve öğretmenin çocuğunuz üzerindeki etkisi zaman zaman eve de yansır değerli kardeşlerimiz. Sizler çocuğunuzun öğretmenini tanımak zorundasınız ve tanıdığınız öğretmene göre çocuğunuza da destek sunma çaba ve gayretini de göstermek durumundasınız. Olur ki manen istediğiniz bir öğretmene denk gelmediniz. Demek ki o yön eksik kalacaktır. O noktada sizin kendi çocuğunuza destek sunmanız şarttır değerli kardeşlerimiz. Bundan dolayı öğretmen seçimi bizim asli görevlerimizdendir. Çünkü çocuğumuzun eğitiminde birinci derecede baba ve anne olarak bizler sorumluyuz. Ben iyi bir öğretmen buldum, çocuğumu ona verdim, görevim bitti. Hayır. Bir kere o değerli öğretmenimizle, o kardeşimizle irtibatlı olmanız çocuğunuzun daha güzel yetişmesi noktasında önem arz eder. Çünkü o okulda çocuğu yetiştirirken zaman zaman bazı sorumluluklar, bazı görevler verecektir. O verdiği sorumluluklar ve görevlerin yerine getirebilmesi için sizin haberdar olmanız lazım. Ve ev ortamını çocuğunuzun o yetişme, o eğitim programına göre düzenleme göreviniz var. Ve çocuğunuzun ev ortamındaki çalışmalarını da desteklemeniz gerekir değerli kardeşlerimiz. Onun için bizler çocuğumuzu verdiğimiz okulla ve o okuldaki öğretmenle mutlaka ve mutlaka irtibat halinde olmalıyız. Ben hakikaten kendi hayatımda bu noktada ciddi sıkıntılar yaşadım. Öğretmenim ateisti ve bize inkarcılığı öğretirdi. Ama benim annemin de fazla İslami konularda bilgisi yoktu. Hassasiyeti vardı ama bilgi sahibi değildi. Benim annemin öğretmenin yaptığı tahrifatı telafi etme imkanı yoktu. Yani zamanla tabii bir din kültürü öğretmenimiz, Yüce Rabbim ondan razı olsun, bir okulda 30'un üstünde öğretmen, iki tanesi bizim dönemlerimizde 70'li yıllarda, iki tanesi temiz inançlıydı ve o iki tanesi annemizin bazı şiarlarından dolayı o iki öğretmen bizim için model oldu. Mesela annem şunu söylerdi: namazını kılmazsan sütüm sana haram olsun. Vay anneciğim, Allah senden razı olsun. Hem o sevgi vardı, o şefkat vardı onda, hem de bir yatılı bölgeye gönderirken o sevgisiyle, şefkatiyle gönlümüzde olan annemizin bizden istediği o şiara biz riayet ediyorduk ve be namaz olanı sevmiyorduk kardeşlerimiz. Dolayısıyla namaz kılan bir öğretmen, ibadet ehli bir öğretmen, bir Müslüman için, hele o masum yavrularımız için büyük önem arz eder. Çünkü o şuur ve o bilince sahip olan öğretmenin konuşmalarına da yansıyor, sevgisine de yansıyor, sabrına da yansıyor, nefretine de yansıyor, sorun çözmesine de yansıyor, vicdanına yansıyor, merhametine yansıyor. Çünkü Yüce Rabbimiz gerçekten de büyük merhamet sahibidir ve ondan bize de vermiştir. Eğer biz o hakikaten nasiplenirsek, işte sevgili yavrularımız da ondan faydalanacaklardır. Onun için öğretmen noktasında yeri geldiği zaman okulla kuracağımız irtibatta olumsuzluklar varsa giderme noktasında incitmeden destek sunalım. Güzellikler varsa destekleyelim ve özellikle sevgili yavrularımızın gelecekte daha iyi yetişmesi için bizler üzerimize düşeni yapalım ve böyle değerli öğretmenlerimizle bir araya gelmenin fırsatını kollayalım. Ben şahsen kendi değerli öğretmenlerimi evde bir çay içmeye davet etmişliğim olmuştur. Ve özel olarak öğretmenlerimi farklı şekillerde, güzel şekillerde ziyaret etmişliğim olmuştur. Çünkü o öğretmenlerin benim sevgili yavruma katkıları gerçekten de büyük olmuştur. Allah onlardan razı olsun ve son yıllarda bunların sayısı artmıştır. Sayısının arttığı, yönetiminin iyi olduğu, müfredatının kısmen iyi olduğu bazı okullarımız var. İlkokuldan sonra mesela ortaokulda İmam Hatip okulları. İmam Hatip okullarında Kur'an-ı Kerim dersi zorunludur.
Değerli kardeşlerimiz, biz Müslümanız, Kur'an'ı öğrenmek zorundayız. Bak bu iki zorunluluk ne kadar birbirlerine yakışıyor. Ben düz ortaokula gönderiyorum, Kur'an-ı Kerim dersi seçmeli. Yani açık söylüyorum, bir İncil'in seçmeli olması doğrudur ama bir Kur'an-ı Kerim'in seçmeli olması, halkı Müslüman olan bir yerde tekrar değerlendirilmesi lazım. Eğitim programları ve müfredatı konusunda. O açıdan Peygamber Efendimizin hayatı, Allah aşkına değerli kardeşlerimiz, yani Allah'ın en çok sevdiği ve Allah'ın kendi kulları için seçtiği ve rahmeten lil alemin olan ve gerçekten de en mükemmel ahlaka sahip olan bir peygamberin hayatı seçmeli olur mu? Bizim önderimizdir, bizim rehberimizdir. Zorunlu olan okulda ders varken biz sevgili yavrumuzu o okula göndermiyoruz ve biz ne yapıyoruz? O dersin seçmeli olduğu yere gönderiyoruz. Şimdi bakın, bu iki tane şiarımız çok önemli. Üçüncü bir şiar, temel dini bilgilerimiz. Ben Müslümanım, dinimin temel bilgilerini öğrenmek istiyorum. İmam hatiplerimiz, İmam Hatip ortaokullarında bu zorunludur. Liselerinde de en az %20 civarında değerli kardeşlerimiz bu tür bizim değer yargılarımıza uygun zorunlu dersler vardır. Ve diğer derslerde de eksilme yok. Düz bir ortaokulda olan derslerin aynısı, düz bir lisede Anadolu Lisesi veya proje İmam Hatibi Fen Lisesi, bu ikisi birbirine denk. Fen Lisesi'nin programıyla proje İmam Hatip'in ders programı tıpatıp aynı. Proje okullarının artısı vardır. İşte %20'lik civarında bu değer yargılarımız doğrultusunda olan, şiarımız olan, dünyevi ve uhrevi saadetimizle yakından alakadar olan ve dünyadaki zulmün bitmesi için Cenab-ı Allah'ın yeryüzünün halifesi olarak tayin ettiği bizlerin özellikle uymamız gereken o kılavuzumuz olan Kur'an-ı Kerim'le alakalı dersler önem arz eder. Ben Müslümanım. Madem bana böyle bir seçim söz konusu olmuş, evladımı başarılı yetiştireceğim, Fen Lisesi'ne denk olan proje İmam Hatibi'ne göndereceğim, Anadolu, düz Anadolu liselerine denk olan İmam Hatip, Anadolu İmam Hatip'e göndereceğim ki çocuğum inanç ve ibadetlerinin de öğretilebileceği, en azından cemaatle namazın kılınabileceği, bu tür derslerdeki bilgilerin öğrenilebileceği ortama gönderilmesi benim baba olarak görevimdir, sorumluluğumdur. Bunları yerine getirmediğim takdirde ondan sonra şikayetlerimiz başlayacak. Çocuğa bir haller oldu. Kardeşim, sen uygun okulu seçmiyorsun, uygun öğretmeni seçmiyorsun, uygun idarecileri seçmiyorsun. Seçme imkanının olduğu kadar seç, gerektiğinde yer değiştir, ev değiştir. Büyük İslam alimleri gerektiğinde bir medreseye gitmek için bulunduğu köyü, bulunduğu beldeyi terk etmişler. Yıllarca ilim irfan peşine düşmüşler. Ben yanımdaki A okulu iyi uygun değilse B okuluna göndermekten aciz kalmışım. Ve İslami mesuliyetimi, İslami sorumluluğumu da yerine getirdiğimi zannediyorum. Değerli kardeşlerimiz, böyle rahat rahat bizim bu değerlere ulaşmamızı sağlamazlar. Çünkü var olan devlet düzeni gerçekten de Müslümanların sorunlarına İslam'a göre, Kur'an'a göre çözüm getiren bir düzen değildir. Bazı değişimler gerçekleşiyor. Bu değişimler sonucu beklentimiz şudur ki hırsızlık yapanlar cezasını bulsunlar. Çocukları katledenler İslam'ın öngördüğü o cezalar caydırıcıdır. Ahlaksızlık peşinde sürüklenip giden ve özellikle gerek kitaplarla, gerek dizilerle, gerek oyunlarla çocukların bu dürtülerini uyandıran o edepsiz ve ahlaksızlıkları, onları yaşayanlara gereken cezanın verilmesi söz konusu değildir şu anda. Biz onu istiyoruz. Toplum psikolojik olarak, sosyolojik olarak yozlaşır, bozulur. Onun için değerli kardeşlerimiz, bulunduğumuz ortamı çok iyi analiz etmemiz lazım. Çocuklarımızın hangi ortamda yetiştiğini iyi bilmemiz lazım. Hangi eğitim programında neleri edinebileceğini bilmemiz lazım. Bilinçli bir şekilde sevgili yavrularımıza destek sunmamız lazım. Ve bizim çocuklarımızı destekleyen okullar, destekleyen öğretmenleri de desteklememiz şarttır. Bu noktada millet
milletvekillerimizi özellikle milli eğitimin müfredatı noktasında uyarılarda bulunmamız lazım. Değer yargılarımıza göre çocuklarımızın yetiştirilmesinin önemsenmesini bizler talep etmeliyiz. Yani bizim halkımız inançlı. Bakın 15 Temmuz'un kazanılmasında, başarılmasında inançlı insanların tepkileri söz konusu olmuştur. Neden biz buna sırtımızı dönelim bu hakikatlere? Öyle rahat değildir bir tankın paletleri altına girmek. İman ister, cesaret ister, cehd ve gayret ister ve gerçekten de o ancak bir şehadet şuuruyla söz konusu olur. Yoksa kardeşlerimiz kaybedenlerden oluruz. Onun için bizim öğretmenlerimiz öncelikle elinde sigarası olan öğretmen değil, elinde kalemi olan, elinde kitabı olan, elinde yeri geldiği zaman çocuğumuzun eli olan veya gönlü bizim çocuklarımızın yetiştirilmesi için atan. Çünkü o evinden ayrıldığı zaman okuluna gelirken sevgili yavrularımızın eğitimi için kendi bulunduğu evi terk etmiştir. Ve Allah için inanan bir öğretmen vicdani muhasebe yapar. Yani İmam Gazaliler, İmam Rabbaniler, Bediüzzaman Hazretleri bunlar rahat yetişmedi değerli kardeşlerimiz. Mehmet Akifler rahat yetişmedi. Bunlar en az birkaç dil bilen değerli alimlerimizdir. Mehmet Akif Ersoy örnek olarak söylüyorum. Yani Türkçe biliyor, Arapça biliyor, İngilizce biliyor, Fransızca biliyor, Arnavutça biliyor. Ya bu adam kim? Ya bu bir Müslüman yani. Yani İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, bunun yanında bizim özellikle büyük alimlerimiz vardır ki kitapları Avrupa'da okunan İbn Sina'larımız, Farabilerimiz, yani birçok alimlerimizin hayatlarını lütfen kitap olarak da çocuklarımıza okuttuğumuz zaman bakacağız ki birçok dili bilen, birçok ilmi bilen ve aynı zamanda ilimlerini kendilerine saklayan değil, o ilimlerini talebelere aktaran, insanlığa aktaran büyük müstesna simalardır. Bunları şimdi yetişmesi zor değildir değerli kardeşlerimiz, bilgi çağındayız. Mevlanalarımız, Yunus Emre'lerimiz bunlar gerçekten de öyle İslam'ın medeniyetinin yetiştirdiği simalardır. Ve dünyanın birçok yerinde özellikle yetişen alimlerimiz, yani Hasan Elbennalarımız, Mevdudilerimiz, Seyyid Kutuplarımız, Allah onların hepsinden razı olsun. Ve günümüzde mücadele veren, Allah'a kulluk görevini yerine getiren, onu şiar edinen alimlerimiz vardır. Cenab-ı Allah sayılarını artırsın. Onun için bunları unutmayalım ki değerli öğretmenlerin çaba ve gayretleriyle yetişmişlerdir. Artı değerli kaynaklar, değerli kitapların önünde diz çökerek, okuyarak yetişmişlerdir. İslam alemi zalimlerden, zulümden kurtulmak istiyorsa mutlaka biz Müslümanlar olarak her birimiz bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz ortamda değerli kardeşlerimiz görev ve sorumluluklarımızı yerine getirelim. Ve bu noktada bizim yapacaklarımız katlanarak bize dönecektir. Ümmete dönecektir ve ümmet yaşamış olduğu 100 yıllık veya 150 yıllık belki en fazla çöküşe başlamaya başladığı dönem olarak 200 yılı da sayanlar var ama biz fiilen 100 yılı diyoruz. Bu fetret döneminden de kurtulur. Çünkü bu belde dünyanın patron zalimleriyle ıslah olamayacaktır. Ve bu belde huzur bulmayacaktır. Netice itibariyle tedirgin olan bizler olacağız. Evlatlarımız olacak. Müslüman aileler olacaktır. İslam'ın, Müslümanların bulunduğu beldeleri gerçekten de perişan ettiler bu insanlar. Ve bir tarafta Irak'ın işgaliyle 1 milyonun üstünde insan, Suriye'nin işgaliyle 500 bin üstünde insanın ölümüyle ve ayrıca talan edilen mallar ve yok edilen değerler, tabii ki aynı zamanda sıra bize de adım adım geleceğini unutmamalıyız. Ya görevimizi yerine getirir, Cenab-ı Allah'a layık bir kul dünya ve ahiret saadetini elde eder ve Yüce Rabbimizin razı olacağı kul oluruz. Ya da Allah muhafaza var olan dünyanın zalimlerinin birer piyonu
olmaktan öteye geçemeyeceğiz. Hakikati öğrendiğimiz zaman bizler kesinlikle bu zalimlerin ve onların kullanmaya çalıştıkları, kendileri için maşa olarak değerlendirdikleri ve gerçekleştirmek istedikleri hedefleri onlarla gerçekleştirdiklerinin şerrinden muhafaza da olacağız değerli kardeşlerimiz. Evet, öğretmenlerimiz çok önemlidir. Öğretmenlerimize çok değer vereceğiz. Öğretmenlerimizi tanıyacağız. Öğretmenlerimizle irtibat halinde olacağız. Özellikle ilkokul öğretmeni büyük önem arz ettiği gibi ortaokulda hangi derse hangi öğretmen giriyor, lisede hangi derse hangi öğretmen giriyor, ne kadar çocuğuma faydası var veya faydası yok, bunu bilmemiz bizim baba olarak, anne olarak görevimizdir. Bu görevi yapmak bir lüks değildir. Bu bir sorumluluktur. Yapmak zorundayız. Yaptığımız zaman da faydasını bizler ve sevgili yavrularımız göreceklerdir. Ve inanıyoruz ki bulunduğumuz yerden bir adım daha ileriye, daha çok ileriye gideceğimiz kesindir. O açıdan değerli kardeşlerimiz, sevgili yavrularımızı öncelikle cehaletten muhafaza olmasını diliyoruz. Kötü ortamlardan muhafaza olmasını diliyoruz. Yüce Rabbim salih evlatlar nasip etsin. Güzel rızıklar nasip etsin. Dünya ve ahiret saadetini ailelerimize, sizlere, bizlere nasip etsin. Çocuklarımızı kötü ortamlardan, kötü ekranlardan ve özellikle insi şeytanların şerrinden Yüce Rabbimiz muhafaza etsin değerli kardeşlerimiz. Evlerimizde yapacağımız çok görevlerimiz vardır. Evimiz muhteşem bir teşkilattır. Ailemiz muhteşem bir teşkilattır. Aile bireylerinin birbirleriyle olan tutumları, davranışları çocuklarımız tarafından da modellenmektedir. Aile bireylerinin eğitim noktasında aldığı tedbirler de çocuklarımız tarafından örnek alınacaktır. Bu noktayı hasreten ihmal etmeyelim. Evet değerli kardeşlerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz. Sevgili yavrularımızın da yeni eğitim öğretim yılı için gereken hazırlıkları şimdiden yapmanızı hasreten istirham ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.